Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim sapkınları aktaracağım sizlere. Tabii küçükken köyümüzde bayramlaşma yapılırdı. Orada bir cümle kurulurdu. Yani bayramın bayram olsun diye. Anlamazdık çok fazla ama tabii yaş ilerledikçe, büyüdükçe ne kadar güzel bir cümle olduğunu anlamış, idrak etmiş olduk. Ben de hepinize aynı şekilde söylemek istiyorum. Bayramınız bayram olsun. Birinci koşuyla başlayalım. Handikap 15, dişi handikap 2. Burada arkadaşlar 5 mali gör. Yani startta falan takılmaz, başına bir iş gelmezse çok şanslı koşuyor. Burayı kazanmaya en yakın safkan durumunda. 5 tek olup risk atıp tek kullanılabilen bir safkan durumunda. Bu safkanın eksik koşması halinde diğer atlar tabi devreye gireceklerdir. Sürpriz sonuçlar çıkabilir. 6 o sürpriz atlardan biri tek kullanmıyorsanız dişi handikap 15'te yani taranabilir at yazılır çünkü şarttan dolayı. 6 4 yukarıda Trapnop 7 Laura Hanım bunlar önceliği almanızı yazmanızı tavsiye edeceğim. Sonrası tuttuğunuz at arkadaşlar yani. Handikap 15 dişidir. Herhangi bir at derim kalan grup için. İkinci koşu maiden. Buraya çok bakmadım. Bir foal bir safkan. %68 de AGF. Özcan. Ahmet Çelik'e yol vermezse kazanır tek olur. Bir yoksa dört kazanır. AGF'lere aynen katılıyorum. Üçüncü koşu handikap 14 dişi handikap 2 burada da 4 nolu safkan. İstanbul'dan maiden çıkışı bu atın çok iyiydi. Yani bu pek maiden atı handikap 14 atı değilim diyordu gördüğüm kadarıyla ama biraz sıkıntılı bir at. Yani jokeyini uğraştıran bir at görünümünde. Kuvvetli gelmişti birinciliği aldı. Burada da pisti yadırgamazsa 4 eksi 1 kazanır. Hani hatta tek olma ihtimali de var. Ancak soru işareti. Yani burada Kocaeli'nde bu pistte ne yapacak tam kestirmek zor. İyi koşması gerekir tabii. İlgililer de ona göre getirmişlerdir. Eğer 4'ten beklediğimiz yarış gelmezse 5'i burada direkt öneririm. 5'in kazanmasını beklerim. Her ne kadar bu da bakın dişi grubu. Handikap 14, handikap 2 olsa da en ağır kilolu at şanslı kalsa da bu yarışta. Öncelik kilo farkı Aprankti'den dolayı 5 nonu sapkana gider. Sonra diğer atlar 1, 2. Bunlar Bursa'dan da geliyorlar. 1, 2. İkinciliğe gelmişlerdir büyük bir ihtimalle buraya. 1 ve 2. 3, 6. Bu atlardan tercih ediniz arkadaşlar. Hani diğer atlar diyeceğim. Bu grupta kenara çekilmem gerekiyor. 4. İstediğimiz yarışı yapmazsa 5 derim ben bu koşuya. Dördüncü koşu şart 4. Son yarışında 2-4 oldular 1 ile 3. Mesafe kısa birden yana mesafe. Kazanabilir itiraz etmem ama şart 4. KV6'dan şart 4'e düşülmez. Bir için bunu söylerim. Ya %51 çok geldi bu AGF. 3 var iken gerek yok derim tek kullanmaya. Bu 3'ü yazalım derim. Yani buraya 3'ü yazalım. 3, 1 en azından 2 at geçelim. Hatta böyle sürpriz bir at bu 2 atı birden düşürüp sürpriz bir atla yolumuza devam edelim derseniz olma ihtimali var. 4 Speedy King. Buranın ganyanlı gelecek safkanıdır. Çok at yazıyorsanız da bu atı da yeriniz varsa değerlendirin derim. 3'ün kazanması bana göre normal. Ve tabi diğer atlar. 6, 5, 2, şart 4. Tehlikeli bu da şart 4. Yüksek handikaplı atlar bilerek ve isteyerek yarışa gitmiyorlar böyle durumlarda. Bazen şart 4'te kazanç atları bunlar. İşte kalan grup 6, 4, 5, 2. O yüzden 4 önemli. Ola ki böyle bir durumda aksilikte 4 bulunsun derim kurgularda. Ve diğer atlardan varsa gördüğünüz. 5. koşu altılı başlangıcı. Maiden İngilizler. Maiden, korkuyorum Maidenlardan şimdi. İzmir ilk ayakta sonuncu at geldi İzmir Maiden'da. İlk birinci koşuda. Bu tip sonuçlar her zaman çıkıyor. Yani yapacak bir şey yok. Bu meydanlara diyecek lafımız da yok artık. Burada 4-7-3 arkadaşlar ön planda olmalı. Bunlar şart bir atları.
7 ve 3 henüz sprint attırmamışlar. Yani yarışa gitmemiş bu atlar. Bugün gidebilirler. Yani dişi at favori burada. AGF aldı. 10 nolu Safkan. Çok at yazıyoruz. AGF'dir yazılır. Ve diğer atlar diyeceğim varsa tuttunuz. 4-7 favori plase. 3 sürpriz koşarı buranın. Bulunsun derim böyle bir at. 10 aprantili dişi Safkan. Çok inanmasam da. Yeriniz varsa yazın derim. Diğer atlar tabii sonrası. 6. koşu. Handikap 16, handikap 2. Şart handikap 16. Mesafe yeterli. Kilo uygun. Handikapı uygun. Kazanç var. Şimdi bütün her şeyi toparladığım zaman yarış bir ata gidiyor. Şart 5 ikinciliği bu yarış için güzel. Yani burayı kazanacak, kaçmayacak anlamına gelir. 4 nolu Safkan, Tekbor, Cihangir. Normalde tek olur arkadaşlar. Tek olur kazanır. 1 ve 2 buraya ikincilik için gelirler Bursa'dan. Ahmet Çelik örneğin. Hani 4-2, 4-1 gibi bir sonuç biter genelde bu koşularda, bu tip yarışlarda. 4 eksik koşarsa sıkıntı. O zaman 3-5 bunlar da altılılarda bulunmalı. Yani 1-2 yetmez. Korkarım çünkü böyle atlardan. Birinciliğe onlar gitmezler. 3'e gider yarış, 5'e gider. 4'ten istediğimiz yarış gelmez ise. Ama normalde, yani normal şartlarda 4 tek olur kazanır. Nokta. Başka açıklaması yok bunun. Çok çok sebebi var çünkü. Ve diğer atlar artık ayırmayın derim. 1-2-3-5'i. 4-1-4-2 bekliyorum aslında bakarsanız. Buranın sonucu bende böyle çıkıyor. 7. koşu satış 2. Ya tek ya hepsi bir yarışta burası. 4 King Mirvey. Ya tek olur kazanır bu koşuyu. Bizi rahatlatır. Yani çifte için falan kullanabilirsiniz. 4-4 çiftesi fena olmaz. Güzel de olur. Ya da hepsi yapın arkadaşlar. Hani iyi durumda at gelmemiş buraya. Biraz 5 koşar gibi, o da 1200'e kadar koşuyor. 1400'de bayılıyor. 5 nolu Safkan. 3-1 AGF almışlar. Göremiyorum bir şey. O yüzden kapatmakta fayda var. Ya 4 tek olur. O da 4'e de çok güvenemiyorum. O da satışta. Yani öyle çok sağlam tek değil. Kurtaralım. Yani az at ya da tek geçip kurtarabilir miyiz atı? 4 nolu Safkan. Yoksa hepsine kadar gitmemiz gerekiyor. 8. koşu. Kısa vade 8. Seçerhan bu aralar çok formda geliyor. Bu yarışta da Ahmet Çelik sanki bunun için gelmiş durumda. Adana'dan falan bir zahmet etmiş. Seçerhan geçtiği grubu 62 ile yine geçmesi normal sonuç olur. Tek olur mu? Tabii ki. Birin jokeyinin art niyetli koşturulması sonucu daha önce geçtiği atlara geçilir. 2'yi önüne alabilir. Ya da biraz form sıçraması yapan 3'ü önüne alabilir. 5-4 bu grubun atları değildir. 9. koşu tekrar meydana geldi. Yani yukarıda ya da burada bir yerde bir şeyler olacaktır, patlayacaktır ama burada da aynı mantık geçerli. 5 çok güvenmiyorum. Hani tek olur mu? Misli kurgular için örneğin risk alacağımız, tek atacağımız atlardan biri olabilir 5. 11 son yarışı iyiydi uzun mesafede. İyi koşmasını beklediğim Safkan. 7-8 ilk etapta yazılır Safkanlar. AGF'ler böyle gidiyor. Ve bakın kalan grup içerisinde bu 2-11 hani herhangi bir at diyorum 3-4-9 aprantili atlar hiç fark etmiyor. Sonuncu at İzmir'de nasıl geldiyse burada da sonuncu at çok kolay yarış kazanabiliyor. Bilemiyorsunuz yani o kadar hani şu atlardan biri iyi koşar kazanır demek yani sizleri yanıltmak olur kendi adım ama çıktığı zaman sürprizi çıkıyor şu yeni koşan 3-4 gibi atlar ama onlar da hiç AGF yok. Tizbey örneğin bir tane görebildiğim ya, üzerine yamak bağlıyorlar çuval bağlıyorlar diyordum ama yamak 0 koyuyor. Diğerlerin niyeti bozuk çıkmayınca bir tanesi önde kalıyor.
kimse geçmiyor at. İşte %2'lik atlar onlar. Maiden çıkan atlar. O ihtimale karşı tuttuğunuz at varsa 5'in yanına AGP takip ederekten tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. 5 misli kurguları. Çok güven vermese de kazanırsa normal sonuç tabii ki. 10. ve son koşu. Burada bir yarıştan çıktı. Bir nolu sapkan yarıştan çıktı. 8 Ranger. Şart handikap 17. Yani 56 çok uygun handikapta. Alttaki 11 nolu safkana da bence kiloyu verdi. O 52-57 koşacaklar. 8 Ranger'ın burayı kazanma potansiyeli çok yüksek. Mutlaka kurgularınızda olsun. Tek olurluğu da yüksek. Kolay bir tek değil. Misli kurgularınızda tek olur. 8 Rakip yakın rakibi 11. Onun da handikapı ve kilosu uygun. Şarta uygun safkan yürekli Poyraz 4 yaşında. Bu iki atla yukarıdaki Mai Django'yu geçecekler. Eğer 8-11 bakın şarttan kaçma ihtimalleri var. Birinciliğe tabelaya koşarlar. Şart o zaman kalan grupta 3 Mai Django'ya gider. Onu kimse geçmez. 3'ün özelliği bu. Yeriniz varsa. Normalde 8-11 arasında birincilik paylaşılması gerekir. Ben 8'den yanayım bu 8-11 arasında. Yani mistik kurgulara 8'i tek kullanabilirsiniz ya da son ayak teki olarak da değerlendirebilirsiniz Ranger'ı. Umarım kaçmazlar birincilikte. Kalan grup arkadaşlar aşağıdan atlar var. 12, 6, 10 tam istediğim gibi çıkmadılar handikap 17'ye. Yalnız bu tip yarışlarda handikap 17'lerde bu hafif kilolu 12, 6 olmasın ama 12, 10 gibi safkanlar bazen yarış kazandılar, sürpriz yaparak kazandılar. Yeşilkale sonuncu atı, 12 Kalsberti, dişi safkanı. Yazılırsa da çok sürprizde tabii. Olmaz demeyeceğim, safkanlar varsa diğer atlardan tutturuz diyeceğim artık. Kocaeli, görebildiklerim bunlardı. Umarım iyi sonuçlar alırız Kocaeli'nde. Tekrar bayramınız bayram olsun. Görüşmek üzere.